Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyunu gelişiyor tabi ama oyuncular da geldi, kadro da gelişmeye başladı tribünde olanları <laughs> görüyoruz yani tribünden seyrederken ne kadar keyifli bir takım diye içlerinden geçmiştir. Hem Matan'ın hem e, Icardi'nin içinden geçmiştir tabii ki. Kenarda oturup sonradan girenlerin tabii ki. O anlamda e, iyi bir maç oldu bir kere e, Galatasaraylar adına, Galatasaray camiası adına. Bu tip maçlarda çok fazla hani oyuncuları bölmek istemem ben ama 5 tane oyuncuyu çok ön plana çıkarıyorum. Çok kısa hemen. Harika bir kere 2 tane performans gördüm. Maçı kazandıran performanslar bundan sonraki maçlar için de söylüyorum bu iki oyuncuyu. Kolay kolay düşeceklerini zannetmiyorum ben form olarak. Bunlardan bir tanesi Saşa Boy. inanılmaz oynadı. Yani ben izlerken hakikaten yoruldum Saşa Boy'un bu performansından. İkincisi ise geçen hafta biraz sallanan Torreira. Çok kolay bir şey değildir Hünkar. Oliveira ve Mertens'in arkasında tek başına oynamak kolay değildir. Bugün iki kişilik oynadı ve rakibin en önemli oyuncusunu çok iyi blokladı Hayra Dinoviç. Bu iki oyuncuyu bir kenara bırakıyorum. Bence maçın yıldızı bu iki oyuncu. Ağırlıklı olarak gol atan, asist yapanlar ön plana çıkar ya. Ben ikisini daha çok ön plana çıkarıyorum. Diğer ikisi kanatlar. Çok sıkışmıştı iki kanat oyuncuları da. Hadi Yunus arada bir şeyler yapıyordu ama Kerem büyük bir şey içindeydi, gerilim içindeydi. Bu maçı kötü geçirseydi eğer daha kötü de olabilirdi yani kenara da gelebilirdi. Ama dün yaptığımız analizlerde bu iki oyuncunun çıkış maçı olabileceğini aşağı yukarı burada hepimiz söyledik. Çünkü çok uygun bir maçtı onlar adına. Üçüncüsü de son olarak yani beşincisi ve gruplara ayırdım ikisini. Kesinlikle Gomis hiç hazır değildi hazırlık maçlarında. Acaba mı diyordum ben yollanır mı diyorduk konuşuyorduk aramızda. Gomis olmasaydı bu takım şimdi belki çok daha başka büyük bir kaostaydı. Sonradan girip attığı iki golü söylüyorum. Yani bu takıma kazandırdığı 6 puan varken bugün geldiği nokta Gomis'in Maçtan sonra bizim kanalda özel konuşmasını dinledim. İkinci adam değilim ben dedi bundan sonra. Ve bu performansla ikinci adam olmaz Gomis. Alır formayı. Aldı da. Yani Nasıl e... bir formül çıkacak peki? Formülü o hoca bulacak. Artık zor işi. Yani Avrupa maçı da yok. Asrayda. Onun için zor. Okan Hoca'nın işi zor. Ama ne diyorduk? Mesela dün akşam bu maç gollü geçer. Kerem'in performansı üzerinde gidiyorduk değil mi? Yani Asray'a çok büyük katkı veren geçen sene Kerem performansını bu sezon ilk defa gördük bu maçta. Eğer etkili olduğu zaman da Kerem'in neler yapabileceğini bu maçta gördük değil mi? Tabii. Attığı şut, attığı gol, yaptığı işler ilk golde de başlangıç Kerem'den başlıyor yani. Soldan geliyor. Tabii. Yani çok önemli bir oyuncu. E şimdi burada Kerem'in bu performansı devam ederse ne yapacak hoca? Bayağı zorlanacak özellikle yerli performansı da çok önemli. Yani yerli sayısı Oyuncu değiştirirken şimdi nasıl değiştireceksin? Ön tarafta çok bekleyen oyuncu olacak. Hep sıkıntı. Hocam orta sahada alternatifi çok az. Yani haksızlık etmeyelim. Onlar öyle bekliyor ama daha sırayı özellikle geçen hafta 1.45 dakikayı Osmancı oynayıp Gaziantep'i eden bir futbolla istekle arzulu bir şekilde yendiği için artık moral, motivasyon daha da yükseldi. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray'da Emin Bayram fırtınası. Maaşı şaşırttı. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Gaziantep maçının ilk yarısında yeni transfer Abdülkerim Bardakçı kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Maçın kalanında 19 yaşındaki stoper Emin Bayram başarılı bir performans ortaya koymuştu. 6. haftada deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına 11'de başlayan genç stoper fizik gücü, doğru zamanlama ve temaslı tatlı sert oyunuyla dikkat çekti. Soğukkanlı yapısıyla da takım arkadaşlarına güven veren Emin Bayram 90 dakika sahada kaldı. Emin Bayram geçen sezonu TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da kiralık olarak geçirdi. 30 maçtaki gollük istatistik ortaya koyan 19 yaşındaki Yıldız adayı Galatasaray'a güçlü dönmüştü. Emin Bayram sakatlandığı döneme kadar Okan Buruk'un hazırlık kampında şans verdiği ve performansını beğendiği bir isimdi. 2013 yılında Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emin Bayram, 2019 yılında Fatih Terim döneminde profesyonel yapıldı. Genç oyuncu daha 16 yaşındayken A takım forması giymeye başladı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki stoper Galatasaray'da aylık 25.000 TL kazanıyor. Ahmet Çakar 2000'den sonra Galatasaray için en iyisi. Eski hakem spor yazarı ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği Süper Lig 6. hafta maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çakar, şampiyonluk favorisini dile getirirken Sarı Kırmızılar ezeli rakiplerinin kıskandığını söyledi. Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar, 2000 yıllarındaki UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın kadrosundan sonraki en iyi kadro. Bakın Galatasaray'ın kağıt üzerinde 3. santroforda Yıldız. Marka o gitmemiş olsaydı şampiyonluğun ağır favorisi Galatasaray'dı. Hala da favori ifadesini kullandı. Öte yandan Çakar Galatasaray'ın rakiplerinin korku içinde olduğunu düşündüğünü belirterek Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular şu anda Galatasaray'ı nasıl geçeceğiz korkusu içerisindeler diye konuştu. Mehmet Demirkol, Kerem o eşiği geçti. Spor yazarlarından Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi fanatikteki köşesinde değerlendirdi. Kerem'in ikinci golü sadece çok iyi bir vuruş değil, anı okuma konusunda da yapabileceklerimizin de güzel bir örneği. Gomis savunmayı sola çekerken en uygun zamanda kaleci Ertuğrul'u tek ayık üzerinde yakalayabileceğini gördü. Anında verdiği kararı uyguladı. Öyle gerilmeden ayağının içiyle, anında. Kimse için yapabilecek bir şey yoktu hızlı, basit, etkili ve tabii ki becerili. Geçen hafta onunla ilgili 10 kişi oynayan arkadaşları o oyundan çıkınca daha iyi oynadılar. Bunun üzerine düşünmeli demiştim. Eğer bu goldeki sadeliğe bir geçiş yapabildiyse, yani artık o eşik geçildiyse Kerem artık o beklenen oyuncu olma yoluna girmiş demektir. Sahip olduğu özellikleri daha basit ve etkili şekilde kullanırsa tutulması zor. Ama kendi kafası karışıkken öyle sıkı bir markaja bile gerek olmuyor. Kasımpaşa iki hafta üst üste kazandıktan sonra dün yine dağınıktı. Galatasaray orta sahasını uzun toplarla bypass etmek istediler. Çıkarken hep bir eksik pas yaptılar. Topu çok istemediler. Ama Anholt'un geride Boye'nin önde olduğu asimetrik oyunda istedikleri açıkları bulduklarını söylemek zor. Bunu öne geçip Galatasaray'ın savunmasını biraz daha öne çıkardıklarında dahi yapamadılar. Galatasaray dolayısıyla topu aldı, ceza sahası içine yerleşti. Bu anlamda rekorda kırdılar. Ancak bir şey eksik kaldı. Bunu kopuk kopuk yaptılar. Akın sürekliliği sağlanamayınca rakip savunma bu oyunun karşılığı kadar açık vermedi. İkinci yarıdaki fark buydu. Yusuf Demir Türk statüsünde mi? Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir, Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Sarı Kırmızılı takımın 3-2 kazandığı maçta Yusuf, 77. dakikada İtalyan Yıldız Mertens'in yerine oyuna girdi. Genç oyuncu uzatmalarla birlikte yaklaşık 18 dakika iyi kumaşını hemen belli etti ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yusuf klas pasları ve adam eksiltme becerisiyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Demir kiralık oynadığı Barcelona tarafından satın alma opsiyonunu kullanılmayınca yolu Türkiye'ye düştü. Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'in Kasımpaşa maçında gösterdiği performanstan sonra herkes Türk milli takımda oynayıp oynamayacağını merak etti. Futbol severler Yusuf Demir Türkiye A, milli takımında oynayabilir mi sorusunu internette araştırmaya başladı. Yusuf Demir altyapılar dahil olmak üzere A takımda da milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. Türk oyuncu toplam 4 kez Avusturya milli takım formasıyla sahaya çıktı. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor. Avusturya ile 4 maça çıkan Yusuf Demir bu nedenle Türk milli takımda oynama şansını kaybetti. Yazarlardan Galatasaray yorumları. Şansal Büyük A. Galatasaray'da bu kadar transfer bolluğunda, bu kadar futbolcu çokluğunda en büyük eksik savunma güvenliğinin yetersizliği olarak görülüyor. Kafayı vurduruyorlar, şut atılmasına izin veriyorlar, rakibi arkaya kaçırıyorlar. Görünen o ki bu sezon Galatasaray'da yiyenler ile atanlar yarışacak gibi. Neyse ki Galatasaray'ın müthiş bir hücum zenginliği var. Icardi geldi, Seferovic bekleniyor. Gomis çok iyi oynuyor. Yunus Akgün öyle. Bu maçla birlikte Kerem ortaya çıktı. Kısa süre oyunda kalan Raşika bayağı etkili işler yaptı. Galatasaray kazandı. Daha da farklı kazanırdı. Sadece maçı kazanmadı. Belki de maçtan daha önemlisi Kerem Aktürkoğlu'nu kazandı. Galatasaraylı şunu unutmasın. Kerem varsa her şey tamam. Ahmet Çakar Haftalardır Galatasaray'ı tek başına taşıyan adam yani Gomis yer tutma zekasından ötürü gol yaptı. Aslında gol öncesi Kerem ve gol pasını veren Yunus önemli işler yaptılar. İkinci yarı Kerem sahneye çıktı. Haftalardır sorunu var, parasını beğenmiyor gibi problemlerle boğuştu iddia edilen Kerem çok iyi işler yaptı. Galatasaray'ın ikinci, Kerem'in ilk golünde Oliveira'nın pas zamanlaması mükemmel. Üstelik Oliveira belki de direklerden dönen toplar açısından ligin en şanssız futbolcusu. Kerem'in attığı bir ikinci gol var ki seyrine doyum olmaz. Ayak iç üstüyle öyle bir vurdu ki Ertuğrul'un yapabileceği bir şey yok. Bir dakikadan sonra maç bitti diyorduk ki uzatmalara girdiğimizde Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Bir korner, yine yerleşim hatası ve sağdığın golü. Sonuçta Galatasaray, kolay gol yemediği sürece Türkiye'nin en etkili takımı. Ama kolay gol yediği sürece de çok sürpriz puanlar kaybedebilir. Dursun Özbek, iki transferimiz fırtına gibiydi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kasımpaşa galibiyetinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Takıma yeni katılan oyuncuların birbirine alışmasıyla daha iyi bir Galatasaray ortaya çıkacağını ifade eden Dursun Özbey'in açıklamaları şu şekilde. Kasımpaşa son iki maçında kazanarak geliyordu. Güzel bir maç oldu. Daha farklı olabilirdi. Çok gol kaçırdık. Galatasaray daha iyi günler için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha iyi, daha çok gol atan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bugün de bunun emareleri görüldü. Oyuncuları, teknik kadroyu tebrik ediyorum. Güzel bir Galatasaray izlettirdiler bize. Daha sezonun başındayız. Şimdiden şampiyonluğu konuşmak yanlış olur. Şunu kabul etmek lazım. Yaklaşık 26 oyuncu takımdan ayrıldı. Bunun yerine 13 tane yeni oyuncu geldi. Yeni bir takım hüviyetindeyiz. Çalışıyoruz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır. Bu süre zarfında seyircilerimize çok daha iyi bir futbol izlettirmek istiyoruz. Tam randımana geçtiğimizde gelen oyuncuların takıma intibakı halinde bambaşka bir Galatasaray seyredeceğimizi şimdiden taraftarıma vaat ediyorum. Galatasaray haberleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.